Merhaba değerli izleyenler. Bugünkü programımızda ise Saidabad Şelalesi'ne geldik. Zaman zaman bu şelalenin ismine de kuru şelale de diyebiliyorlar. Aşırı kurak giden yaz aylarında suyun azaldığı için kuru şelale de denilebilir. Ancak bizim gittiğimizde böyle bir durum yoktu. Gayet suyun aktığı bir dönemde ve Temmuz ayında bu kadar bol sulu bir halde gördük şelaleyi. Evet, çınar ağaçlarıyla kaplı ormanlardan oluşan güzel gezilecek tertemiz havası olan bir yer değerli izleyenler. Saidabad Şelalesi Cumalı Kızık'tan da gidiliyormuş. Ankara yolu üzerinden de Kestel Kavşağı'ndan dönüp Saidabad Şelalesi'ne gidilebilir. Evet, şelalenin girişine geldiğimizde büyük bir kalabalık var zaten. İç kısımlarına baktığımız zaman da o kalabalığın suyun içinden şelaleye kadar yürüdüğünü görüyoruz. Selfie çektiklerini görüyoruz. Aynı zamanda insanların kötü enerjilerini aldığı, böyle rahatladığı, sakinlediği bir yer olarak da tarif edebiliriz değerli izleyenler. İşte şelalenin görüntülerini şimdi 2019'a göre veriyoruz değerli izleyenler. Büyük bir kanyonun içinden akan, yaklaşık 5 ila 10 metre arasında değişen yükseklikten bir su akışını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi insanlar burada eğlenceli vakitler geçiriyor. Evet, bu şelalenin etrafında restoranlar var. Buradaki restoranların çoğu da yazar zaten alkolsüzdür diye. Güzel bir alan. Dediğimiz gibi çoluk çocukla tam ailece gelinebilir. Eğlenceli zaman geçirme, temiz hava ve tam bir piknik havası da yaşayabilirsiniz. Bizim şelale girişine geldiğimiz zaman da aşırı bir sıcak vardı. Kameramız da artık donmaya başladı. Elektronik aksamlar bildiğiniz gibi 40 derecenin üzerine geldiği zaman kendini korumaya alıyor ya da derecenin üzerindeyken çalışmayabiliyor. Buna rağmen kameramızla şelalenin girişine kadar geldik ve o atmosferi sizler için çektik diyelim. Evet, Ankara yolu üzerinden ve Kestel Kavşağı'ndan gidiliyor dedik. Navigasyonu açtığınızda, yol tarifi istediğinizde mutlaka sizi bu kavşaktan yönlendirecektir. Evet, çeşitli restoranlar ve eğlence yerleri, aynı zamanda at kiralama, papağanla resim çekilme ve süs eşyalarının bulunduğu güzel bir mekan. Piknik alanı olarak da, hatta demlikte çay servisleri de bulunan güzel bir yer. Biz bu alandan aşırı sıcaktan dolayı ayrıldık. Evet, piknik alanımızı kendimiz bulduk. Dere Kızık Köyü civarında bir piknik yeri. Seçtik. Şimdi patikalardan bayağı bir yukarı tırmandım ve aşağı doğru ineceğim şimdi. Evet, aracımız aşağıda. Bizimkiler de hazırlıklarını başlamışlar. Burası Dere Kızık oluyordu değil mi?
Dere kızık oluyor, biliyor musun burası? Dere kızık oluyor. Pikniğimizi yaptık, yiyeceklerimizi hazırladık ve öğle sıcağında ağaçların gölgesinde geçirdik değerli izleyenler. Daha sonra buradan Saidabad Şelalesi'ne geri döndüğümüzde daha da çok kalabalık bir ortam gördük değerli izleyenler. Ve gelirken rastladığımız yerleri de sizlere tarif etmeye çalışıyorum. Erikli Su Fabrikası ve Aroma Su Fabrikası'nın yanından geçiyoruz. Az önce anlattığım gibi at kiralama, midilli atlarıyla çocukların eğlendirilmesi, üzerinde gezdirerek eğlendirilmesi olayı ve çeşitli eşyaların satıldığı dükkanları ve restoranları görmek mümkün. Evet, günümüzde ata hiç binmeyen kişilerin bu hazzı hissetmeleri için at kiralama işlemi yapıyorlar ve o hazzı at üzerinde yaşamak isteyenler bu güzel mekanda at binmenin keyfine varıyorlar. Çeşitli işte papağanla fotoğraf çekimi gibi. Papağanı eline alabilme ve hayvandan korkmama şeyi özelliğini kazandırıyor daha doğrusu. Gördüğünüz gibi midilli atlarında çocukların gezdirilmesi. Eğlenceli dakikalar geçirmelerine neden oluyor. Bir de halat üzerinde düşünüyorsun Kevser Hanım. Çocukların en çok dikkatini çeken halat üzerinde bir karşıdan bir karşıya doğru ilerlemeleri, emniyet kemeriyle bağlı olarak havada askıda bir şekilde jumping olayının gerçekleşmesi gibi bir şey, eğlenceli dakikalar geçirmeleri için. Evet, restoranlar var dedik ve burada işi iyice keyfe dönüştüren kişiler de var. Eline kolasını alıp veya çayını kahvesini alıp ayaklarını suya sokup orada işi keyfe dökenler de var. Az sonra kameralarımıza gelecek. Yabancı turistlerin de çok olduğunu söyleyebilirim burada. Restoranların görüntüsünden sonra sol tarafa doğru kameramız ilerledikçe şelalenin içinde gezinip selfie yapan ve ayaklarını suya sokarak rahatlayan insanları da görmek mümkün. Eğlenceli dakikalar geçirmek istiyorsanız Saidabad Şelalesi'ne sizleri davet edebiliriz. Evet, ablalarımız da kolasını almış. Hem kolayla hem de ayaklarını suya sokarak rahatlıyorlar. İşi keyfe dökenler demiştim ya. Evet, yerli yabancı çok, birçok turistin buraya geldiğini söylemek mümkün değerli izleyenler. Saidabad Şelalesi'nden sizlere aktarabileceklerim bunlar. Sizler de yolunuz düşerse Saidabad Şelalesi'ne gelmenizi tavsiye ederim. Eğlenceli vakitler geçirmek için gününüzün bir bölümünü burada geçirebilirsiniz. Biz 4-5 saatlik bir bölümde çok şeyler yaptık. Aynı zamanda burada dağcıları da görebilirsiniz. Dağ sporuyla ilgilenenleri de görebilirsiniz.
Evet, bugünlük anlatabileceklerimiz bu kadar. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur dolu günler diliyorum. Hoşça kalın efendim. Bizden ayrılmayın. Ne var? Ekmek düşüyorsun, o bilir.